Dün Adalet Sarayı'nın içerisinden gözaltına alınan avukatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Şunu söylemek gerekiyor esasında. Adaletin korunduğu yer, adaletin evleri. Burası adaletin evi. Adaletin üç ayağı var. Bunun bir tarafı yargıçlık makamı, bir tarafı savcılık, diğeri de savunma makamı. Burada adalet kırılmıştır. Burada temel insan hakları ve özgürlüklerini koruyan avukatların bizzat kendi temel hakları ve özgürlükleri sekteye uğratılmış, baskı altında tutuklanarak tamamen ortadan kaldırılmış olduğu gözüküyor. Bu kabul edilemez. Bunun da direkt olarak hukuki karşılığı ifade özgürlüğü kapsamında uğranılmış bir saldırı şeklinde yorumlanıyor baro tarafından. Ve biz bu mücadeleyi, ifade özgürlüğünün tam olarak sağlanması yolundaki mücadelemize devam ettireceğiz. Bunu şöyle söylemek lazım. İfade özgürlüğü tek başına yalnızca soyut bir kavram değil. İfade özgürlüğü, gösteri yapma, toplantı yapma, görüş bildirme, eleştiri yapma hakkını kapsayan geniş bir alana yayılmış temel haklardan en önemlilerinden bir tanesi. Ve bu bizim bizzat anayasamızda teminat altına alınmış. Bu yöneticilere, yani yargının dışındaki yürütme ve yasama organının sahiplerine bir tahammül görevi veriyor. Burada tahammül gösterilemedi. Tahammül bir görevdir yöneticiler için. Aynı zamanda halk için ve bizim için de bir haktır. Biz bu hakkı yalnızca anayasada değil, uluslararası sözleşmelerde de imzaladığımız anlaşmalarla teminat altına almış bir hukuki yapıya sahibiz. Anayasamızın 90. maddesi uluslararası anlaşmaların iç hukukun üstünde olduğunu açık ve net olarak belirtir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesi dahil olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelerde bu hakkın korunması gerekirken bu hak burada yerle bir edilmiştir. Ve bu esasında Avrupa Birliği'nin içtihatlarında yüksek standart kuralına da aykırıdır. Avrupa Birliği ifade özgürlüğünün tek istisnasının yalnızca yüksek standartta bir şiddete yönelmiş hareketin kaynağı olması halinde cezalandırılabileceğini ve bununla ilgili idari girişimlerin olabileceğini söylerken burada yalnızca ifadeyi kendi başına beyan eden insanlara yapılmış olan ülke genelindeki saldırı kabul edilemez. Bize yapılmış olan saldırı da aslında adaletin çöküşünün başlangıç günüdür. Biz bunun takipçisiyiz. Biz bunun tekrar ifade özgürlüğünün korunması mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi buradan açık ve net olarak ilan ederiz. Dün gerçekten çok vahim olaylara şahit olduk burada. Gerek anayasayla, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ihlal edildi. İfade alma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, aynı zamanda toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü avukatların ihlal edildi. Bugüne kadar hiç böyle ağır, şiddetli müdahalelerle karşılaşmamıştık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü gerçekten ne bir insan onuruna ne de meslek onuruna yakışmayan davranışlardı. Hiçbir yasal dayanağı da yoktu. Kanunlara da tamamen aykırı bir uygulamaydı. Onun için esefle kınıyoruz tabii. Sonuna kadar da takipçisi olacağız bu haksız uygulamaların. Yaklaşık 15 günden beri Gezi Parkı'nda başlayan ve sonra tüm Türkiye'ye yayılan olaylar zincirinde meslektaşlarımız özellikle hukuka aykırılıkları dikkat çekmek için Adalet Sarayı içerisinde kendi çaplarında küçük eylemlerde bulunmuşlardır. Bunun karşısında normalde özel güvenlik Adliye Sarayı içerisinde yetkiliyken bunun yanında polisler de Adliye Sarayı'nın içine koşarak zorla girerek meslektaşlarımızı yaka paça yerlerde sürükleyerek götürmüşlerdir. Yaklaşık 40 veya 50 kişiydi, şu an tam hatırlamıyorum. Bunun hiç kabul edilebilir bir yanı yoktur. Tamamıyla anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve sair tüm uluslararası genel kaidelere, kanunlara, mevzuata hepsine aykırıdır. Biz avukatlar meslektaşlarımıza yapılan bu hukuka aykırı uygulamayı protesto etmek için Baro Başkanımız Ümit Koca Sakal, Yardım Doçent Doktor Ümit Koca Sakal Başkanlığı'nda bugün basın bildirgesinde bulunduk. Sonuna kadar hukuka aykırılıkların
takip edeceğiz. Çok olumsuz görüntüler söz konusuydu. Hatta utanç verici sahnelerdi. Bu anlamda Çağlayan Adliyesi böyle bir olumsuzlukla hatırlanacaktır. Bunu en başta söylemek lazım. Savunma mesleği anlamında hepimizin tepkisel anlamda ciddi karşı çıkışlar oldu. Bunu kabul etmek mümkün değil. Avukatları yerlerde sürüklediler. Cübbeleriyle adeta yaka paça aldılar. Bir adliye içerisinde orada görev alan avukatlarla ilgili böyle bir muamelenin olması hepimizi üzmüştür. Bu anlamda bu uygulamayı gerçekleştiren, buna sebebiyet veren herkesi kınıyorum.